Merhaba değerli dostlar. Bir kere daha birlikteyiz. Bugün sizinle İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı bölümünden hocam olan Profesör Doktor Bedia Demiriş'in Annales'te beliren tarihçiliği ve hümanizmi ile Takitus başlıklı kitabını inceleyeceğiz. Dediğim gibi Bediye Hoca benim üniversiteden hocam, benim Latin Dili ve Edebiyatı bölümüne girdiğim ilk günden doktora tezimin onaylandığı o son güne kadar bana her zaman rehber olmuş, beni yönlendirmiş, bana kalırsa beni yetiştirmiş olan hocalarımdan, en önemlilerinden birisidir. Sevgili hocamın bu kitabı aslında hocamın doktora tezinin kitaplaşmış hali arkadaşlar. Düzenlenmiş ve kitaplaşmış hali. Nitekim kitabın ön sözünde şöyle anlatıyor hoca. Elinizdeki çalışma İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Latin Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı'nda Profesör Doktor Müzeher Erim'in danışmanlığında hazırladığım doktora tez metninin gözden geçirilip bazı küçük düzeltmelerle kitap haline getirilmiş şekli olup adı geçen enstitü müdürlüğünün 26 Şubat 2001 tarihli izniyle yayınlanmıştır. Ve ön sözün bir önceki paragrafında hoca şöyle diyor. Bir tarih yazarı ve özellikle bir antik çağ humanisti olan Takitus asıl bu son özelliğiyle ilgimi çekmiştir. Onun insana değer veren, insanın düşünce özgürlüğünü önemli bulan tutumu çalışmama konu olarak bu tarihçiyi seçmemin nedenlerinden biridir. Bir başka nedeni ise öteden beri ilk çağ tarihine, özellikle de Roma tarihine duyduğum ilgidir. Takitus'un belirgin kötümserliği, kitabın sonlarına doğru sıkça yer verdiği bileklerini keserek intihar etme sahneleri nedeniyle Zaman zaman kapıldığım karamsarlığa karşın bu incelemi yine de büyük bir zevkle yaptım diyor. Ee, Tacitus'un tarihçiliğini, hümanistliğini yazarın iki tarih eserinden sonuncusu olan Annales'in yani yıllıklar diye çevirebiliriz. Annales'in ışığı altını incelediğim bu çalışmamda diyor, e, Loeb'ten çıkan Tacitus Histories, e, the Histories. The Annals cilt 1, 2, 3, 4 e, temel alınmıştır diyor. Ve çalışmamın her aşamasında yardımlarını benden esirgemeyen ancak artık aramızda bulunmayan hocam Profesör Doktor Müzer Erim'in aziz anısı önünde saygıyla eğilirim diyor hocam. Şimdi Tacitus gerçekten de Latin edebiyatının en önemli tarihçilerinden birisi. Ve e, aralarda onun yani farklı yayınlarda onun farklı eserlerinden bahsettiğimi hatırlıyorum. Germanya'sında, Birleşik Krallığı'ndaki, Annales'inde, Historia'nda. Şimdi bu çalışma arkadaşlar zaten kitabın adına da sirayet ettiği üzere Annales adlı eserini temel alıyor. Tabi e, kitap yayınlarımızda. Kitabın tüm içeriğinden bahsetme şansımızın olmadığını sıklıkla söylüyorum. Bunu hem istemiyorum hem de bunun mümkün olmadığını zaten düşünüyorum. Saatlerce yayın yapacak halimiz yok. Sadece genel hatlarıyla kitap ne anlatıyor ve özellikle de bir tarihçinin antik dönemde yaşamış olan Romalı bir tarihçinin ...hümanizmasının nasıl bir şey olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Yani bu yayında biraz buna odaklanacağım. Şimdi eserin fiziksel yapısıyla ilgili şunu söyleyelim. Tabii e, doktora tezinden devşirildiği için... ...bu e, çok tertipli, düzenli bir monografi aynı zamanda. Kitap üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, şöyle hatta göstereyim... Tacitus'a gelinceye kadar eski Yunan ve Roma'da tarih yazımı. Roma İmparatorluğu'nun İsa'dan sonra 54 yılları ve Tacitus. İkinci bölüm Annales'in yazılış tarihi, el yazmaları ve kitaplara ayrılışı. Annales için kullanılan kaynaklar, üslubu, dil özellikleri. Üçüncü bölüm ise Annales'e göre tarihçinin özellikleri ve tarihin işlevi. Takitus'un devlet yönetimi ve din konusundaki görüşleri tarih yazımında hümanizm ve hümanist Takitus ve dört tarih yazarı olarak Takitus'a ve eserine yöneltilen eleştiriler ve sonuç bölümünden oluşuyor. Yani üç bölüm ve sonuç bölümü tabi bir de ön söz ve e, giriş girişte var. Bununla birlikte Annales'in yani Takitus'un Annales adlı eserinin 16 kitaptan oluşan bu eserin özet bir bölümü var arkadaşlar. Yani her bir kitabın özetlendiği, birkaç sayfayla anlatıldığı bir bölüm daha eklenmiş. Bunun dışında zaten her bilimsel çalışmada her tezde gördüğünüz kaynakça ve dipnotlar ve dizinde bulunuyor arkadaşlar. Pakitos'tan kısaca bir bahsedeyim önce. Pakitos ee, veya uzun adıyla Publius Cornelius Tacitus Latin edebiyatının gümüş çağının önemli tarih yazarlarından birisidir. E, doğum yeri bilinmiyor. Ama milattan sonra 55 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor. Yani bir imparatorluk dönemi yazarı elbette. İyi bir ailenin çocuğu olduğu biliniyor. İyi bir retorik eğitimi görmüş. Hatip ve avukat olarak ün kazanmış. Çoğu Romalı gibi. İmparator Trajanus'un son yıllarında öldüğü sanılıyor. Ee, ve İmparator Vespasianus zamanında ordu tribunusu ve İmparator Titus zamanında quaestor ve İmparator Domitianus zamanında Praetor olmuş. Kendisiyle ilgili bildiklerimiz bunlar. En azından kariyeriyle ilgili bildiklerimiz. Ama bu kariyerin zirvesi her ne kadar imparatorluk döneminde çok da önemli olmasa da cumhuriyetteki kadar milattan sonra 78 yılında konsül olmasıdır. Sonradan Britanya valisi olan Gnaeus Julius Agricola'nın kızı ile evlenmiş çok önemli bir bilgi bu ee, milattan sonra 90-93 yılları arasında da Roma'dan uzakta bir görevde belki de ufak bir eyaletin valiliğini yaparken e, 93'te e, Agricola öldüğünde karısı ve kendisi onun başında bulunamamışlar bunu e, kayınpederi için yazmış olduğu Agricola adlı eserinde acıyla kaydettiği biliniyor. E, Başkente dönüşünde yani Roma'ya dönüşünde İmparator Domitianus'un son yıllarını e, büyük ölçüde kaplayan bir terör dönemi, bir baskı ve zulüm dönemi yaşanıyordu. Evet. Bu dönemden etkilendiği düşünülüyor Takitus'un da. Şimdi Domitianus ki bizim Romalılar ne yaptılar ne ettiler. Başlıklı podcast serimizde de e, imparatorluk dönemini anlatacağız bir sonraki sezonda. Domitianus'tan da bahsetmeyi düşünüyorum. Roma imparatorları içinde en zalim olanlardan biridir. Ve onun dönemi gerçekten... Bir baskı dönemidir. İmparator Nerva'nın yönetimi altında 97 yılında e, konsül olmuş. E, bu görevdeyken ünlü ve değerli bir komutan ve konsül olan Verginius Rufus'un cenaze töreninde bir cenaze söylevi okumuş. Cenaze söylevleri çok önemlidir. Hem e, cenazesinde söylev okunan ...kişinin tanıtılması açısından önemlidir... ...eğer metin günümüze ulaştıysa... ...hem de... ...o dönemin... ...siyasal tarihsel gelişmelerine dair... ...o söylemler bilgi içerir... ...hem de... ...genellikle... ...bir devlet adamının arkasından... ...bir söyle verildiği için... ...antik dünyada... ...ki... ...yönetim ilkelerine ilişkin... ...önemli doneler sunar bize. Yani çok katmanlı bir faydası vardır cenaze söylevleri, Özellikle devlet adamlarının arkasından okunanların elbette. Ki zaten genellikle öyle oluyor. E, Vergin Yusufus'tan sonra Takitus e, konsül olmuştur. Yani bu e, cenaze törenindeki e, cenaze söylerinden sonra 3 yıl sonra 100 yılında yani Yine Latin edebiyatının önemli isimlerinden olan bu dönemde genç Plinius ile birlikte eski Afrika valisi Marius Priscus'a karşı Afrikalıların hakkını savunmuş. Plinius bu konuşmanın ağır başlılığını ve belagetini yani güzel sözlülüğünün, güzel edebiyatının belki de ne diyelim İyi konuşma sanatını Över Traianus zamanında ise Traianus zamanında ise Yani 112-116 yıllarında Asya eyaletinin Valisi olmuştu Ve Traianus'un ölümünden sonra Hadrianus'un ilk yıllarında da Yaşamış olabileceği Varsayılıyor Yani gördüğünüz gibi aslında Latin edebiyatında Çok sık gördüğümüz Bir yazar tipi. Nasıl bir yazar tipi bu? Devlet görevlerinde bulunmuş ve birden fazla devlet görevinde bulunduğu için görevsever ve yükselmeye meraklı bir adam. Sadece bir tarihçi değil. Yani aynı zamanda devlete ve topluma hizmet etmeyi amaç edinmiş bir figürle karşılaşıyoruz. Aktif siyasetin içinde demektir ve hakkında e, yolsuzlukla ilgili bir takım suçlamalar olmadığı için de iyi bir yönetici aranan bir yönetici olduğu da söylenebilir. Bunlar donelerdir arkadaşlar yani Latin Edebiyatı'nda Latin Edebiyatı'ndaki bu figürlerde gördüğümüz ideal Romalılık karakterini yansıtıyor burada anlattıklarımız iyi bir devlet adamı, yolsuzluğa bulaşmamış bir devlet adamı, aktif siyaset ve görev adamı. Bununla birlikte tarih yazıcılığıyla da öne çıkan bir adam. Tam bir Romalı. Yunan edebiyatında pek görmediğimiz bir tiptir bu. Hem devlet adamı hem yazar. Takitus inançları bakımından Cumhuriyetçi idiyse de yani eski Respublika ideallerini savunuyor idiyse de yaşadığı dönemde kaçınılmaz olarak imparatorluk yönetiminde de seve seve hizmet etmiş bir figürdür arkadaşlar. Şimdi Tacitus'ın yaşamı böyle kabaca bu şekilde anlatabiliriz. Şimdi gelelim kitapta beliren ...hümanizmasına. Nedir bu? Bunu bir anlayalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Takitus... ...bir e, Roma tarihçisi... ...olarak aslında... ...kafasında bir... ...imparatorluk tarihi... ...yazma fikri olan bir yazardır. Ve burada... ...Bediye Hoca'nın... ...Bediye Demiriş Hoca'nın... E, ...üzerinde durduğu... ...Annales adlı eseri de... Augustus'un ölümünden ve onu izleyen olaylardan başlayıp Domitianus dönemini, yani Tacitus'un da deneyimlediği Domitianus dönemini için alacak şekilde kaleme alınmıştır. Yani burada e, bir imparatorluk tarihiyle karşılaşıyoruz. Bununla birlikte bir de az önce de arada bahsettiğim Historiay, tarihler diye çevirebileceğimiz bir metni daha vardır. O da Annales'in bittiği yerden başlar. Orada nerede bıraktıysa oradan itibaren başlar. Yani Annales ve Historia eserleri bir birlik yaratması için yazılmış eserler olarak yorumlanabilir. Yani burada bir imparatorlar tarihiyle karşılaşıyoruz aslında. Şimdi sevgili dostlar, burada e, Annales adlı eserinin tek tek her kitabında neler anlatıldığını, Tacitus'un e, hangi tarihsel olaylara dikkat çektiğini burada ele almayacağım. Burada beni ilgilendiren kısımdan odaklanacağım. Şimdi hocamızın kitabının 67. sayfasında, 3. bölümün baş, başında, Annales'e göre tarihçinin özellikleri ve tarihin işlevi başlıklı bir bölüm var. Şimdi bakın. Şöyle diyor hoca. Annales yalnızca Roma'nın belirli bir zaman dilimindeki siyasi tarihi hakkında bize bilgi veren, başarıları, yanlışları kayda geçiren bir tarih eseri değildir. Kuru kuruya Romalılar şunları yaptı, şunları başardı, şunları başaramadı. Böyle kuru kuru anlatıp geçen bir eser değildir diyor. Ondan aynı zamanda Takitus'un tarihçi ve tarih üzerine düşündüklerini bölümler arasında sıkıştırılmış değişiklerden öğrenebiliriz. Birkaç cümleye sığdırılmış bu düşünceler hiçbir zaman ana metinle bağlantısız olarak anlatılmamıştır. Olayların anlatımından yazarın kendi düşüncelerini anlatmaya geçişi ve yine ana konusuna dönüşü konu dışı anlatımlarda olduğu gibi bütünlüğü bozmayacak bağlantılarla gerçekleştirelim. Şimdi burada tarihçinin özellikleri nelerdir ve tarihin işlevi nedir? Yani neden insanlar tarih metni kaleme alıyorlar? Neden insanlar tarih çalışıyor? Yani biz neden geçmişteki olayları ele alan kitaplar yazıyoruz. Şimdi bakın, Tacitus'un yaklaşımını öğrenelim. Öncelikle yönteme ilişkin, tarihçinin yöntemine ve o yöntemden çıkarılabilecek özelliğine ilişkin bir tespit. Bakın hoca şöyle diyor. Eserin ilk bölümünde yani Annales'in ilk bölümünde ...Takitus tarafsız olma kaygısı içinde görünüyor. Bu bölümde tarafsızlık konusunda kendinden önceki tarihçilere yönelttiği suçlamalara bakarak diyebiliriz ki Takitus için bir tarihçide bulunması gereken en önemli özellik tarafsız olmaktır. Tarafsız tarihçi. Olayları aktarırken kişisel duygu ve düşüncelerin etkisinde kalmaması gerekir. Eğer bir tarihçi kişisel duygu ve düşüncelerine dayanarak bir tarih okuması yapıyor ve ona göre bir tarih yazıyorsa, tarafsız kalamıyorsa, meylettiği ideoloji veya düşünce veya inanç gereği bazı unsurları görüyor, bazı unsurları görmezden geliyorsa, o iyi bir tarihçi değildir. Takitus'a göre tarihçinin en büyük özelliği o halde tarafsız olması. Tarafsız olması gereken bir yazardır tarihçi. Bu noktada Takitus'un e, bir eleştirisi var. Takitus'a göre Augustus dönemi tarihçileri, tarih yazarları imparatora dalkavukluk etmek suretiyle başarı elde etmişler. Tiberius, Gaius, Caligula, Claudius ve Nero zamanının olayları tarihçiler tarafından yanlış aktarılmıştı. Çünkü Tacitus'un buradaki e, akıl yürütmesine göre söz konusu tarihçiler böyle zalim imparatorlar döneminde korktukları için doğruları yazamıyorlar. Ve aynı zamanda dal kavukluk etme de zorunda kalıyor. Yani dal kavukluk etmek ile korkmak arasında çok kısa bir çizgi vardır. Dar bir alan vardır. Çünkü korktuğun için dal kavukluk yapmak zorunda kalabilirsin. Ve bu dönemin tarihçileri korku ve korkmak ile dal kavukluk etmek arasındaki bu dar alana sıkışmış kalmıştır. Bu yüzden onların yaşarken yazdıkları tarih aslında tarafsız bir tarihçinin tarihi değildir. Şimdi imparatorlar, zalim imparatorlar hayattayken tarihçilerin durumu bu. Peki korkmak ile dalkavukluk etmek arasında kalmalarına neden olan o imparatorlar ölünce ne oluyor? Ölünce de olan şu onların sağlığında kısıtlanmış olan söz söyleme özgürlüğüne ve diğer özgürlüklerine yeniden kavuşurlar. Bu sefer de müthiş bir nefret duygusuyla tamamen imparatorların aleyhine yani geçmişte kendilerini baskılayan korkmalarına veya dalkavukluk etmelerine neden olan imparatorların aleyhine dönerler. Ve bu sefer de yazdıkları tarih eserleri birer nefret yazılarına dönüşür. Veya kişisel nefretlerini yansıtır. Şimdi bu durumla ilgili hoca şöyle diyor. Böylece anlatımlarında bu tarz tarihçilerin anlatımlarında kişisel duyguları ön plana çıkmış olan Takitus öncesi imparatorluk dönemi tarihi yazarları Takitus'un düşüncesine göre olanları yanlış olarak kayda geçirmişlerdir. Tacitus burada kendisinin o tarihçilerden farkını belirtiyor. Kızmak ya da taraf tutmak gibi kişiyi harekete geçirici güdülerden kendisinin uzak olduğunu söyler. Bu sözler Tacitus'un öznellikten uzak olarak yazacağının adeta garantisi gibidir. O halde tarihçi ne bir bağlılık veya dalkavuklukla, yazmalı ne de aşırı derecede nefretle gerçekleri eğip bükecek şekilde bir tarih metnik kaleme alınmalıdır. İkisi de olmamalı. Duygularımızdan ve düşüncelerimizden tümüyle sıyrılarak tarafsız bir gözle olayları yorumlamalıyız. Peki bu mümkün mü? Yani şimdi diyeceksiniz ki herkesin bir düşüncesi vardır bir şekilde. Olayların nasıl olduğunu yorumlarken o düşünceler ortaya çıkmaz mı? Çıkabilir. Ama bu duygu ve düşünceleri dizginlemek de bizim elimizdedir. Evet. Ancak az önce de bahsettiğimiz historiay eserinde de Takitus'un benzer bir şekilde tarihçinin tarafsızlığından bahsettiğini görüyoruz. Şimdi orada değişin orada söylemesine göre Roma'nın kuruluşundan o zamana gelinceye dek geçen zaman diliminin ilk yıllarını yazarlar hem özgürce hem de belagatlı bir biçimde kayda geçirmişlerdir diyor hocam. Aktium Savaşı'ndan yani Antonius'un kuvvetleriyle Antonius ile Kleopatra'nın kuvvetleri bir tarafta Augustus, Octavianus, Kaiser'ın daha sonra Augustus olacak olan diyelim henüz değil. Octavianus, Kaiser'ın e, öbür tarafta olduğu Aktium Deniz Muharebesi'nden sonra barışın sağlanması için bütün yetkinin bir tek kişinin elinde toplanması gerekmiştir. Yani Augustus'un Plinkipatus rejimine ihtiyaç duyulmuştur. Bu durum ise o büyük yeteneklerin ortadan kalkmasına neden olmuş. Aynı zamanda tarih yazımında doğruluk da çeşitli yollarla bozulmuştur diyor. Bu gerçeğe uygunluğun bozulmasına yol açan iki durum ileri sürüyor Takitus. İki tane nedeni var bu bozulmanın. 1- Yazarların devlet yönetimiyle ilgili konulardaki bilgisizliği. 2- Yöneticiyi aşırı övme tutkusu ya da yöneticiye karşı duyulan nefret. Size bunlar ne hatırlatıyor? Yani bu tarz dönemlerde her zaman aynı şeyler mi oluyor acaba? Hem devlet yönetimine dair herhangi bir fikrin yok. Hem de tümüyle devleti yöneten kişilere duygusal bir bağlılıkla bağlı kalıp kendini ona yakıp yakın görüp onu övücü şeyler söylüyorsun ya da tümüyle ona nefret gözüyle bakıp ve e, onu tümüyle kötülemek için yazıyorsun. Yani duygularının esiri oluyorsun. Bu dönemde yani Octavianus Caesar Augustus'un Principaatus e, rejimi döneminde tarih metinlerinin bozulmasının İki, nedeni. Takitus'a göre bunlar. Böylece bir grup yazarın yöneticiye karşı düşmanlıkları, diğer bir grubun ise itaatkarlığı arasında gelecek kuşaklara doğru bilgi aktarmak konusuna aldırış edilmemiştir, diyor Takitus. Takitus, her iki grubun da tutumunu kabul etmemektedir doğruluğun bozulmamış olmasını ve ne sevgi ne de nefret duygularına kapılmamak gerektiğini vurgulayan Tacitus bu sözleriyle İmparator Galba'dan Nerva'ya dek imparatorların zamanını anlatacağı bu eserinin başında da kendisinin tarafsız olacağı konusunda söz veriyor görünmektedir. Bu aslında modern tarihçiliğin, modern tarih yazımının Babası olarak görülen ve 19. yüzyılda yaşamış olan Leopold von Ranke'nin o e, ne olduysa onu söylemeli anlayışının Roma'daki e, karşılığıdır, iz düşümüdür denilebilir. Yani Leopold von Ranke'nin o tarih anlayışı bence Tacitus'ta daha önce belirmiş bir şekilde. Yani ...övmek veya sövmek için... ...tarih yazılmaz. Tarih... E, ...nesnel bir perspektifle... ...olaylar neyse onları aktarmaktır. Buradaki... ...yorum bu. Elbette... E, ...Ranken'in dönemi... yani ...19. yüzyılda artık tarih yazıcılığı... ...yani Takitus'un tarih yazıcılığından... ...çok farklı bir şeye dönüşmüştü. Hatta bununla ilgili... ...bu belgelerle ilgili... Belgelerin okunması, titizlikle değerlendirilmesi vesaire. Bununla ilgili e, ufak bir aktarımda da bulunmak istiyorum. E, daha önce tanıttığım Oxford University Press'ten çıkan e, çok kısa bir başlangıç serisinde John Arnold'un Tarih başlıklı bir kitabı var. Bu kitabın 59. sayfasında Ranken'in e, tarih anlayışı, yani nesnel tarih anlayışı şöyle ifade ediliyor. Bunu bir aktaralım. Hem bu kitabı da hani tanıtmış olduk hem de buradan bir pencere açtık 19. yüzyıla. Oradan tekrar Takitus'a döneriz. Şimdi burada şöyle deniyor. Tarihçi Ranke'nin farklı bir önerisi var. Belgelerin titizlikle, hayal gücünden gelen ilhamla bulgular çarpıtılmadan, dikkatli inceleme ve kanıtlama gibi bilimsel kavramlara bağlı kalınarak analiz edilmesini böylece gerçekte nasıldıysa ki az önce de söylemiştim bunu gerçekte nasıldıysa sadece öyle söylenebilmesini istiyordu. Tozlu kayıtların titiz soruşturmacısı, isabetli soruların serin kanlı ve duygusuz analizcisi. Nesnel hakikatin tarafsız ve katı hakemi olan bir tarihçi imajı bugün bile hala sağlam. Neyse ki diyor parantez içinde yazar. Daha canlı başka imajlarla birleşmiş halde. Yani burada bakın kritik unsurlardan birisine ne diyor burada? İsabetli soruların serin kanlı ve duygusuz analizcisi. Tarihçiden beklenen budur. Herhangi bir dinin, herhangi bir ideolojinin, herhangi bir duygu ve düşüncenin etkisi altında olayları eğip bükmesi, çarpıtması doğru değildir. Olayları sadece kendileri olarak değerlendirmelidir. Şimdi gelelim Tacitus'a tekrar. Şimdi bu noktada sevgili dostlar tarihçinin nesnelliği tarafsızlığı ile tarih yazımının amacı arasında İlk bakışta çelişkili, e, çelişkiliymiş gibi görülecek bir durum oluşuyor sanki. Şimdi bakın tarih metinlerini neden kaleme alıyoruz? Neden alınmalı tarih metinleri? Şimdi başta dedik ki tarihçi olayları tarafsız bir gözle, duygusuz bir şekilde e, analiz et, ederek aktarmalı, değil mi? Bunu söyledik. Peki tarih metinleri neden kaleme alınmalı? Bakalım tarihçinin bu tarafsızlığı ile tarih yazımının gerekçesi arasında bir çelişki görecek misiniz? Bedi Hoca 69. sayfada şöyle diyor. Takitus Annales 3.65'te Tiberius döneminde devletin ileri gelenlerinin dal kavukluklarından ve ünlerini korumak için giriştikleri kölece davranışlardan söz ederken tarihin görevi üzerine kendi görüşünü de belirtiyor. Ona göre bakın tarihin başlıca görevi erdemli davranışlar konusunda sessiz kalınmamasını sağlamak ve söylenmiş kötü sözleri, yapılmış ahlaksızca davranışları kaydetmek suretiyle onursuzluğun da gelecek kuşaklar için korku oluşturmasına yardımcı olmak bu düşünceye koşut olarak planladığı gibi kendisi de senatusta alınan bütün kararları değil ama onurlu olanlarını ya da adı çıkmış bir rezalet nedeniyle dikkate değer olanlarını anlatacaklardır. Böylece diyor yazar, tarihin başlıca görevinin gelecek kuşaklara erdemli davranışlar ve kötü davranışlar arasındaki ayrımı gösterecek örnekler sunmak ve böylece bireysel ahlakın oluşmasına, gelişmesine yardım etmek olduğunu savunan Takitus'un bu düşüncesi Annales 4.33'te üstü kapalı olarak bir kez daha vurgulanır. Önemsiz gibi görünen ayrıntıların toplanıp kayda geçirilmesinin yararlarından söz ettiği bu bölümde Takitus bir tek kişi tarafından yönetilmekte olan Roma'da ayrıntıların kayda geçirilmesinin yararlı olacağını belirtir. Bu detaylarla ilgili bir şey söyleyeceğim biraz sonra. Şu an aklıma geldi. Burayı bitireyim. Çünkü ona göre çok az insan doğal yeteneklerini kullanarak yararlı şeyleri zararlılardan saygıdeğer bir sağduyuyu değersiz olanlarından ayırabilir. Birçokları ise başkalarının başına gelen olaylardan ders alarak öğrenirler. Yani tarih metinleri aynı zamanda kendilerinden ders aldığımız iyinin ve kötünün ne olduğuna ilişkin veyahut erdemli davranış ile ...husurlu davranışın ne olduğunu öğrenebileceğimiz Ders metinleri gibidir. Şimdi az önce dedik ki tarihçi olayları tarafsız bir gözle incelemeli. Ama olayları tarafsız bir şekilde incelemek, onlardan ders çıkarabile ders e, çıkarmamız gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor Tacitus'a göre. Olayları tarafsız inceleyeceğiz ama doğru ve yanlış, iyi ve kötü üzerine bildiklerimizi de göz önünde bulundurarak tarihçinin tabii filtresinden geçmiş bir şekilde tabii oradaki olayları okuyor olacağız. O metinden bir ders çıkarmamız gerekiyor. Bu olayların ve olguların olduğu gibi anlatılması ama anlatılan olaylardan aynı zamanda ders çıkarılması şeklinde özetlenebilecek bir tarih anlayışını gözler önüne seriyor. İlk başta bu iki şey çelişkili gibi duruyor. Ama bu çelişkiyi ortadan kaldırmanın tek yolu olguların kendisine e, tercih edilen yani anlatılmaya tercih anlatılması tercih edilen anlatılmaya layık görülen olguların kendisinin aslında ahlaki dersleri içerdiği gerçeğini kabul etmektir. Bakın Müzer az önce de hocanın ön sözde andığı hocanın da hocası, hocamızın hocası kendisinin hatta bir çevirisini burada paylaşmıştık. Başka vesilelerle kendisinden sürekli bahsettim. Çünkü dediğim gibi bizim için kıymetli bir hoca, rahmetli. Onun Latin Edebiyatı kitabında arkadaşlar sayfa 210'da şöyle deniyor Takitus'la ilgili olarak. Takitus, tarihçi olarak amacının sadece bazı olayları ve olguları olduğu gibi anlatmak değil, gerek yapılan işleri gerekse işleri yapanları gelecek çağların unutamayacağı bir biçimde gelecek kuşaklara bir ders olacak nitelikte sunmak olduğuna inanıyordu. Öyle ki diyor Müzererim, kötü kişi tarihin sahnesinde gelecek kuşakların gözü önünde hareket ettiğini ve kötülük işlerse gelecek zamanlarca lanetli bir kimse olarak saf dışı bırakılacağını anlamalıydı. Yani Tacitus'un kafasında Takitus'un kafasında kötü kişiler tarih metnini okursa benim tarih metnimi veya benim kafamla yazılmış olan bir tarih metnini okuduğunda şöyle bir geri çekilerek kendine bakacak. Ah bak geçmişte kötülük yapanların başına neler gelmiş. Benim de başıma bu gelebilir diyerek oradan bir ders çıkaracak ve kötü işler yapmaktan vazgeçecek. Nitekim Annales 3.65'te Takitus şöyle diyor arkadaşlar. Bence tarihin en önemli işlevi değerli ve üstün şeyleri unutulmaktan kurtarmak, kötü sözlere ve kötü işlere gelecek kuşakların nefret ve lanetinin korkusunu yüklemektir. Az önceki o örneği düşünün. Kötü bir adam kötülük yapmış bir adam belki de tarihteki o kötü insanların başına gelenleri okuyunca kötülük yapmaktan artık vazgeçecek, tövbe edecek. Çünkü gelecekteki kişiler o metinleri okuduğunda yani kendisini yaptıklarını okuduğunda nefret ve lanetle onu anacaklar. Kimse nefret ve lanetle anılmak istemez. Yani burada Takitus'un e, tarih yazıcılığında iki önemli meseleyi birlikte ele almış olduk Çok ince bir çizgi var, yani iki unsuru birbiri, birbiriyle çelişkili görmemek için. Olayları tarafsız değerlendir, tarafsız değerlendirdiğin, e, tarafsız bir şekilde aktardığın diyelim, olaylardan ahlaki dersler çıkar. Olayların aktarılması sırasında olayların kendisine eğip bükme. Olayların kendisinde çünkü dersler var. Bu iki unsura lütfen dikkat edelim. Benzer minvalde Bedi Hoca da yine kitabının 69. sayfasında şöyle diyor. Böylece Takitus'a göre, bunu ben ekliyorum, Takitus'a göre, kitaptan okuyorum şimdi, tarihin başlıca görevinin Gelecek kuşaklara erdemli davranışlar ve kötü davranışlar arasındaki ayrımı gösterecek örnekler sunmak ve böylece bireysel ahlakın oluşmasına, gelişmesine yardım etmek olduğunu savunuyordu. Böyle bir düşünce var burada. Şimdi onu zaten az önce aktarmıştım. Yani bu bölümü ama bir kere daha üzerinde durdum. Çünkü e, önemli bir konu tarihten ders çıkarma. Tarihi bir e, ahlaki ders çıkarma aracı olarak görme veya tarih metnini bir ders kitabı gibi görme. Kendini düzeltmek için bir vesile olabilir geçmişte yaşanmış olaylar. Bunun içinde bakacağın yer tarih eserleri olacak. Bu noktada Tacitus'a da örnek teşkil eden daha önceki bir yazardan bahsetmek istiyorum Latin Edebiyatı'nda. O da Sallustius'dur arkadaşlar. Sallustius da olayları olduğu gibi e, anlatmakla birlikte olaylardan ahlaki dersler çıkarılabileceğini düşünen bir yazardır. Nitekim e, mesela Katilina tertibini veya işte kalkışmasını anlattığı eserin hemen giriş bölümünde felsefe metinlerinden e, görmeye alışkın olduğumuz bir bölüm bulunur ve orada e, insan doğasına ilişkin tespitlerini aktarır ve yine yazdığı tarih metninin Aslında ders çıkarılabilecek bir metin olduğunu ortaya koyar ve Sallustius bildiğimiz üzere e, Tacitus'un öncüllerinden biridir. Mesela o Katil'le kalkışmasının giriş bölümünde şöyle diyor Sallustius. Ki Sallustius Kaiser döneminde yaşamış. Ka Kaiser yanlısı bir adamdır aslında. Yani Kayser Kaiser yanlısı olunca çok da ahlaki bir tavır takınamazsınız. Yani. Benim kişisel <laughs> Kikoronyan, <laughs> Kikorocu yaklaşımım. Şimdi bakın şöyle diyor. Salus diyor. Diğer canlılardan üstün olmaya istekli bütün insanlara yaraşan doğanın başı eğik ve midesine bağımlı olarak yarattığı hayvanlardan farklı olarak sessizliğe gömülü bir yaşam geçirmemek için olanca güçleriyle çaba göstermektir. Ancak bizim bütün gücümüz ruhta ve bedendedir. Çoğunlukla ruhumuz buyruk vermeye, bedenimiz iş görmeye yarar. Birincisi tanrılarla, ikincisi hayvanlarla ortak yanımızdır. Bunun için ün kazanmaya çalışırken kol gücü yerine kafa gücünü kullanmak ve yaşam süremiz de kısa olduğundan kendimizle ilgili olabildiğince uzun bir anı bırakmak bana daha doğru gibi görünüyor. Çünkü varsıllıktan ve güzellikten gelen ün gelip geçiciyken erdem şanlıdır ve sonsuza kadar sürer diyor. Ancak ölümler arasında askeri işlerin daha çok beden gücüyle mi Yoksa us gücüyle mi yürüdüğü uzun zamandır büyük tartışma konusu olmuştur. Çünkü bir işe girişmeden önce düşünüp taşınmak, sonra da tam zamanda uygulamaya geçmek gerekir. Demek ki ikisi de kendi başına yeterli olmadığı için birinin öbürünün yardımına ihtiyacı vardır diyor. Bakın bu bir tarih eserine giriş bölümü. Burada insan doğasından hareketle e, yavaş yavaş katilina tertibini, neden ele aldığını, nasıl ele aldığını anlatmaya başlayacak. Burada Sallus diyorsun e, olayları olduğu gibi aktarma eğilimini görüyoruz. Tıpkı takitusta olduğu gibi. Bakın şöyle diyor: Devlet yararına iş görmek güzeldir. Onun üzerine iyi sözler etmek hiç de yabana atılacak bir şey değildir. Gerek barışla gerek savaşla ün kazanılabilir. İster eylemleri gerçekleştirsin, ister başkalarının eylemlerini yazsın. Birçok kimse övülmektedir. Bana kalırsa olayları yazan yani tarihçi ile gerçekleştirenin ünü özdeş olmasa bile tarih yazmak yine de çok çetin bir iştir. Yani tarihi yapanlar elbette tarih yazanlara göre daha büyük bir iş yapıyorlar, daha zorlu bir işi başarıyorlar. Ama bizim işimiz de az buz kolay değildir diyor. Çünkü diyor her şeyden önce anlatım eylemlerle uygun olmalıdır. Yani tarihçinin anlattığı tarihte olana uymalıdır. Sonra kim hataları eleştirilecek olsa çoğu kimse bunun kötü niyetle ve kıskançlıkla söylendiğini sanır. İyilerin erdeminden, şanından söz edince de herkes bunları kolaylıkla yapabileceğini sanır serin kalınlıkla karşılar, daha ilerisinde düzmece ve uydurma olarak kabul eder. Diyor. Sallus Devamında Sallus diyor şöyle diyor. Bir sürü sıkıntıdan ve tehlikeden sonra benliğim dinginleşip de geri kalan günlerinde kamu işlerinden uzak durmaya karar verince değerli boş zamanımı yani o tüyumumu inziva diyorum ben buna kamu görevinden uzakta olunan zamandır. Tembellik ederek ve yan gelip yatarak tüketmeyi, çiftçilik, avlanma gibi kölece işlere yönelik bir yaşam geçirmeyi düşünmedim. Tersine uğursuz bir tutkunu alıkoymuş olduğu ilk arzuma geri dönüp Roma halkının, bakın burası önemli, Roma halkının bana anılmaya değer görünen işlerini özenle yazmaya karar verdim. Parti düşüncesinden, umudundan ve korkusundan uzak olduğum ölçüde kendimi bu işe verdim. Benim için anılmaya değer görünen işler. Yani burada her şeyi anlattım demiyor. Anılmaya değer olacak. Ayrıca parti düşüncesinden, umudundan ve korkusundan uzak. Yani herhangi bir siyasal amaç içinde olmadan olayları ele almaya karar verdim diyor. Bu arada az önce ayrıntılarla ilgili e, bir şey söyleyeceğimi belirtmiştim. Yine bu kitapta Arnavut'un aktardığı bir şey var. Bunu sizin aktarmak istiyorum. Voltaire'den bir söz. Şöyle demiş Voltaire. Kar olsun ayrıntılar. Gelecek nesiller onları aldırmaz. Büyük yapıtları baltalayan bir nevi haşarattır onlar. Voltaire'in tarihsel ayrıntıları böyle açıkça reddetmesi aydınlanma çağı düşünürlerinin püroncular yani kuşkucular gibi tarihe karşı çıktığını düşündürebilir bize diyor. Yani Voltaire'in bu olsun ayrıntılar sözü ayrıntılara verilen önemi yani tam tersi bakış açısında bana e, düşündürdü arkadaşlar. Tarihin e, aslında neden sonuç ilişkiler silsilesiyle oluştuğuna inanan bir tarihçidir. E, Tacitus Tekrar Tacitus'a geliyoruz. E, Tacitus ilk bakışta önemsiz gibi görünen olayların kayda geçirilmesinin değerinden söz ettiği başka bir bölümde bu tür olayların diyor çoğu kez büyük olayların başlatıcı nedeni olduğunu belirtir. Yani tarih ayrıntıda gizlidir diyebiliriz. Şeytan değil de ve araştırmalarının hiç de yararsız olmadığını söyler. Yani bir detaya, bir ayrıntıya ya buna ne gerek var demeyin. O küçük ayrıntı daha sonra büyük bir olayın nedeni olabilir veya nedenlerine bir katkı sağlayabilir. Bu sözleriyle Takitus'un olayların nedenlerini araştırmaya önem verdiği görülmektedir. Historiay 1.4'te bu konudaki görüşlerini daha açık bir dille belirtiyor. Bu bölümde Takitus planlandığı üzere planladığı üzere eserine başlamadan önce yalnızca olayların ve sonuçlarının değil ki bunlar genellikle rastlantılara dayanırlar bu olayların nedenlerinin de bilinmesi gerektiğini söyler. Bunun içinde kentin ne halde olduğunu, ordunun nasıl bir durumda bulunduğunu, eyaletlerin tutumlarının nasıl olduğunu, bütün dünyada güç ve zayıflıkların ne boyutlarda olduğunu bilmek gerekmektedir. Yani iyi bir tarihçi, coğrafyayı, askeri durumu, siyasal durumu, ekonomiyi vesaire her şeyi bilmek zorundadır. Çünkü oradaki bir detay bir tarihsel olayın nedeni olabilir. Onun bu sözleri tarihsel olaylar arasında geçerli doğal bir yasanın varlığına inandığını gösterir diyor yazar yani olaylar arasında neden-sonuç ilişkiler silsilesi var. Dolayısıyla ne diyelim? Doğa yasası işliyor. Doğa kanunu işliyor. Böylece görülmektedir ki Tacitus hem Annales 4.32'deki hem Historia Historia'yı 1.4'teki sözleriyle olayların başlangıç, gelişme ve sonuçlarının yanı sıra nedenlerinin de bilinmesine değer vermekte ve bir tarih eserinde de bunun böyle olması gerektiğini düşünmektedir. Bediü Hoca burada Walker'a göre diyor. Takitus'un bu sözleri onun bilimsel olarak tarihsel pardon bilimsel olarak tarih çalışma isteğinin kanıtıdır. Evet. Sonuç olarak şöyle bir özet var. Thukidides'in tarih yazımında tarihçinin tarafsız olmasına önem veren, tarihin gelecek kuşaklara iyi ve kötü davranış örnekleri sergileyerek eğitici bir rol oynamak açısından değeri olduğuna inanan ve olayların yalnızca gelişme ve sonuçlarını kaydetmeye değil, nedenlerini de araştırarak aktarmaya önem veren, bunun içinde önemsiz gibi görünen olayları bile kaydetmeyi değerli bulan bir ilk çağ tarihçisi olduğunu kendi açıklamalarından anlamaktayız. Böyle diyor yazar. Peki Takitus'un devlet yönetimi ile ilgili görüşleri nelerdi? Kitabın 71. sayfasından itibaren bir analiz başlıyor arkadaşlar. Şöyle diyor yazar. Takitus Roma'nın imparatorluk döneminde yetişmiş bir yazardı. Bu yönetim biçiminin iyi ve kötü yönlerini yaşayarak edindiği kendi deneyimlerinden dolayı çok iyi biliyordu. Üstelik imparatorluğun üst makamlarında aktif görevlerde bulunmuştu zaten bundan bahsettik az önce. Cumhuriyet yönetimi içinde yaşayarak cumhuriyet yönetimini içinde yaşayarak tanımış değildi. Ama onun idealinde özgürlükçü bir cumhuriyet yönetimi vardı. Özellikle de eski Roma Cumhuriyeti'nin geleneksel erdemlerine hayrandı. Bununla birlikte cumhuriyetin Roma için artık çok gerilerde kaldığını ve bir daha yeniden canlandırılmasının mümkün olmadığını da biliyordu. Principatus'luğun yani Principatus rejiminin zaman zaman tarih sahnesine çıkan kötü yöneticilerin elinde nasıl olup da tiranlığa dönüştüğünü yani tek adam yönetimi dönüştüğünü acı örneklerle yaşayarak görmüş olan Takitus doğaldır ki monarşik bir yönetimden çok cumhuriyetin özgürlüğe özellikle de düşünce özgürlüğüne yardımcı olduğunu düşünecektir diyor. onun bu düşüncesinin güçlü kanıtını Historia'yı de, Cumhuriyet çağının tarihini belagatlı ve özgür bir biçimde yazan tarihçilerden imrenerek söz edişinde görebiliriz. Yine aynı bölümde Nerva ve Trajanus'un imparator oldukları yıllardan kişinin istediğini düşünebildiği ve düşündüklerini de söylemekte özgür olduğu zamanlar olarak söz etmesi Takitus'un özgürlüğe ne kadar değer verdiğini gösterir. İşte bu değer veriş onu cumhuriyet yönetimi yandaşı yapmıştır diyor. Yani Respublika rejimi imparatorluk dönemine göre daha fazla düşünce özgürlüğü imkanı sunuyor. Her ne kadar orada da bir takım ihlaller olduysa da bu konuda aksi yönelimler, türlü baskılar, düşüncelerinden ötürü öldürülen, insanlar var ediyse de ama genel olarak bakıldığında tek adamın dilediği gibi karar verdiği astığı astık kestiği kestik bir tutumla e, dilediğini yaptığı bir rejime karşılık Respublika daha özgürlükçü görünmektedir neticede orada İmparatorluk döneminde ölene kadar iktidarda kalan e, lidere karşılık sadece bir yıllığına seçilen hem de kendisiyle birlikte e, bir arkadaşı daha olan yani bir eş başkanı daha olan bir konsül vardır. Konsül ile imparator tek adam yönetimlerindeki yöneticileri andırırlar. Ama imparator gerçek anlamda öyle bir yöneticiyken konsül yetkileri kısıtlı ve yönetme süresi de elbette bir seneyle kısıtlanmış ve her defasında onay alması gereken kararlarında, düşüncelerinde ve senatusla yani aristokrasinin temsili olan senatusla ve halkın ve tabii ki demokrasinin temsili olan halkın Meclisleri tarafından kısıtlanan bir yöneticidir. Dolayısıyla bir konsülün altında mı yaşamak istersiniz? Bir imparatorun altında. Adeta bir e, kuvvetler dengesi vardır Respublika'da. Bu yüzden Respublika rejimi Roma'da aslında bir karma rejimdir. Bundan çok bahsettik burada. Takitus, cumhuriyete sempati duymakla birlikte genel ahlakın bozulmasının ve Roma egemenliğinin ezici bir biçimde genişlemesinin kaçınılmaz bir sonucu olarak cumhuriyetin bir daha kurulamayacak biçimde artık yıkıldığını ve böyle bir durumda imparatorluğun zorunlu bir yönetim biçimi olduğunu içtenlikle de kabul ediyor. Bu da onun tarihçi kimliğine yakışan bir tavırdır. Yani olayları olduğu gibi görme. Yani cumhuriyetçi eğilimleri var diye duygusal bir tespit yaparak hayır ne olursa olsun yeniden eski Respublika dönemine dönülebilir demiyor bir tarihçi olarak. Böyle bir öngörü de bulunmuyor. Eskiye dönüşün imkansızlığını görecek kadar gerçekçi. Yazar 72. sayfada şöyle diyor. Bununla birlikte Tacitus, Augustus'u yalnızca sonradan gelen kötü imparatorlarla karşılaştırırken övülmeye değer görmüştür. Yani diğer imparatorlarla karşılaştırılırsa iyi bir yöneticiydi. Annales'in başında yer alan Augustus'un yönetimiyle ilgili tanıtıcı özet ise alaylı anıştırmalarla doludur. Tacitus'un devlet yönetimiyle ilgili görüşlerine değişik bir yorum getiren Roberts'e göre... Onun tarih çalışmaları bir cumhuriyet propagandası değildir. Historiay birbiri de bütün yetkinin bir tek kişinin elinde toplanmasının barış için önemli olduğunu söylerken işte cumhuriyet propagandası yapıyor görünmemektedir. Bu Augustus dönemi edebiyatçılarında da gördüğümüz benim e, buradaki yayınlarda defalarca bahsettiğim Prinkipatus rejiminin aslında çok uzun yıllar boyunca İç savaşlarla ve dış savaşlarla, ekonomik buhranlarla yıpranmış olan Roma toplumuna bir nefes alma imkanı verdiğini, dolayısıyla Principatus rejiminin e, başarılı olduğunu söyleyebileceğimizi çok belirttim burada. Bu yüzden Augustus dönem edebiyatçıda, Vergilius'un şiirlerinde, işte Aeneis'te zaten o bir yani Genesis yani iktidarın Augustus'un iktidarının e, kültür propagandasının bir parçasıdır aslında aynı istisna. O çerçevede de, değerlendirilebilecek bir siyasal içeriği var. Keza Horatius'un şiirlerinde de bunu görürsünüz. Sürekli bir eski günlerdeki o iç savaş ortamına atıfla Augustus Kaysar'ın getirdiği bu barış döneminin övüldüğünü ...görürsünüz. Kimileyin açık açık bunu söyler... ...Horatius, bu kimileyin satır aralarına... ...bunu saklar. Rakitus da... ...olaylara sonradan... ...geriye bakarak... E, ...elbette bir göz atıyor ve... ...o da benzer... ...minvalde düşünerek... E, ...uzun, zorlu geçen... ...bir dönemden sonra romanın barışa kavuştuğunu bu yüzden Augustus'un yönetiminin başarılı olduğunu en azından satırlarına yansıtmıştır. Burada enteresan bir tespit daha var. Şöyle diyor yazar. Bununla birlikte Tacitus cumhuriyetin övülmesinin gerçekleştirilmesinden daha kolay olduğunu, gerçekleştirilecek olursa da pek uzun ömürlü olmayacağını belirtir. Yani bu bana aslında bugünkü Türkiye'yi hatırlatıyor. Herkes cumhuriyeti övüyor. Ama cumhuriyetin yaşatılması için gerekli olanı yapmayı isteyen yok. Cumhuriyet övülüyor sadece. Övmek en kolay iştir. Översin. İnsanlığı översin. İnsan haklarını översin. Bu arada arada bahsettiğim hani tüm okullarda felsefe eğitimi lazım. Felsefeyi översin. Felsefenin gerekliliğini dile getirirsin. Ama ne işe yarar? Bunu bilmezsin. Nasıl yapılır bilmezsin. Bunun gibi. Sadece övüyoruz. Önemli kişileri de övüyoruz. Peygamberleri övüyoruz, filozofları övüyoruz, bilim adamlarını övüyoruz, tarihsel önemli figürleri övüyoruz. Ama hiçbirimiz onlar gibi olmayı, onlar gibi sorumluluk almayı onlar gibi insanlık tarihinde bir görev üstlenmeyi düşünmüyoruz. Ömer'in adaleti diyoruz ama adil olmayı istemiyoruz işlerimizde veya siyasal yaşamımızda. İstemiyoruz. Sadece övüyoruz. O iyi bir şey diyoruz. Sonuç olarak diyebiliriz ki diyor yazar. Takitus'un hangi yönetim biçiminin taraftarı olduğu açıkça söylenemese de kesin olarak söylenebilecek tek gerçek onun düşünme ve düşündüklerini söyleyebilme özgürlüğünü tanıyan yönetimin yanında olduğudur. Yani Respublika yanlısı ama imparatorluk deneyiminde de düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme özgürlüğünü sağlayan yönetimler olmuşsa onları da boş geçmeden övme eğiliminde. Nitekim yine kitapta şöyle bir yorum var. Bir yazara göre, bir yorumcuya göre Takitus'un düşlediği özgürlük zorba imparatorlar olarak imparator Nero'nun ve Domitianus'un sınırsız buyurganlığından kurtulmuş bir özgürlüktü. Roma için ideal olarak düşündüğü yönetim biçimi ise Trannis'in karşıtı olarak Bazileya idi yazara göre. Roberts, bu yorum yapan yazar, Roberts Takitus'un Annales 4.20'deki sözlerine dayanarak onun tarih eserlerinin Prinkipatus rejimi dönemi Romalılarına kaba dik başlılıkla yozlaşmış uyusallık arasında tutku ve tehlikeden uzak bir yolda yürümek konusunda yardımcı olabileceğini de ...söylemektedir. Evet. E, devlet yönetimi ile ilgili... E, ...görüşleri bunlar... ...Takitus'un. Dinle ilgili... ...görüşleri var ama açıkçası şu an... ...beni ilgilendirmiyor çok fazla. Daha çok siyaset ve... ...hümanizm açısından ilgileniyorum. Tarih yazımında... ...Hümanizm ve Humanist... ...Takitus başlıklı bölümde... Şöyle diyor yazar 78. sayfada hemen bölümün başında. Hümanizm kavram olarak varlığını Rönesans'a anlam olarak varlığını ise temelde eski Yunan uygarlığına borçlu olan bir yaşam görüşüdür. Eski çağdan bu yana anlam bakımından geçirdiği gelişme ve değişmeler sonucu geniş bir tanıma sahip olan humanizmin çekirdek tanımı eski Yunanların bir canlı olarak, insanın diğer canlı varlıklardan farklı olduğunu kavramalarına bu farklılık nedeniyle de zamanla insana yani kendilerine sonra da birbirlerine saygı duymalarına dayanır. İnsan diğer canlıların sahip oldukları donanımlara sahip değildi. Kuşlar gibi kanatları yoktu, soğuktan korunmak için postu yoktu. Düşmanlarına karşı kendini korumak için yırtıcı pencereleri yoktu. Balıklar gibi suda yüzemezdi. Ama bunların hepsini hatta daha çoğunu kendisi için sağlayabileceği bir tek şeye sahipti. O da akıldı. Böylece insan aklı sayesinde yaşamını sürdürebilmek için gerekli her şeyi sağlıyor, ayrıca çevresini gözlüyor, olup bitenleri kavrayabiliyor, düşünüyor, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabiliyor konuşuyor, öğreniyor, öğrendiklerini gelecek kuşaklara aktarıyor, geçmişe anımsıyor, şimdi ve gelecek ayrımını kavrayabiliyor, somut şeyler üzerinde düşünebildiği gibi soyut düşünceler de üretebiliyor, ideal olarak belirlediği bir ereğe doğru yaratıcılık yeteneğini de kullanarak ilerlemeye çabalıyor. Böyle yeteneklere sahip olan insan Yunanlara göre kendi kaderini de kendisi belirler. Şimdi burada Takitus'un hümanizmasının merkezi unsuruna gelmiş bulunuyoruz. Kendi kaderini kendisi tayin eden insan. Bu anlayış Takitus'un hümanizmasının da merkezinde bulunuyor. Doğaya egemen, üstün varlıklar olan tanrıların ise insana benzeyen varlıklar olduğuna, ama insanın yapıp etmelerinde sınırlı bir etkiye sahip olduklarına inanıyorlardı. Yunanlara göre insan olaylar karşısında aklını kullanarak ve özgür iradesine dayanarak kendisi karar vermek, öyle ya da böyle davranmak, yaptıklarının sonuçlarından da kendisi sorumlu olmak durumundaydı. Yani başına bir şey geldiğinde bunu Tanrı yaptı demeyeceksin. Veya bir tanrısal güç yaptı demeyeceksin. Bu bir insan işinin sonucudur. Benim veya bir başkasının. Hele ki benim yaptığım bir şeyse bunun sorumlusu benim. Dolayısıyla yaptıklarımın sonuçlarını çekmek kabul etmek zorundayım. Yani Antik hümanizma bunu gerektiriyor. İnsan temelli bakış açısı. Hümanizma budur. Buna tabii hümanist yaklaşım olarak insaniyetçi yaklaşım da denilebilir. Yani insanı odak noktası kabul ederek olayları insan perspektifinden değerlendirir. Bu kör göze parmak şeklinde bir insanseverlik değildir. Yani bir filantropizm değildir. Filantropizm. Filantropizm insanseverliktir. Bizim Hatice Nur Erkızan hocamızın ısrarlı bir şekilde söylediği bir şey vardır. Filantropizm Türkçe'ye hayırseverlik diye çevriliyor. Bu yanlıştır der. Çok doğru hocamın söylediği şey filantropizm kelime olarak insan severlik demek. Hayırseverlik değil. Hayırseverliğin insan severliğin bir parçası olduğunu iddia edebilirsiniz. Yani insan severliğin bir gereğidir diyebilirsiniz ama filantropizm özünde insanı sevmekle başlar ve amacı insan sevgisine dayanan bir aktif yaşamdır. Yani filantrop bizim aynı zamanda şey değildir. Evde oturuyorsun kendi başına ins insanları seviyorum diyorsun. Değildir. Seni eyleme iter. Tırnak içinde söylüyorum. Hayırsever olmaya iter. Ama hayırseverlik değildir. İnsan severliktir. Şimdi Takitus'un hümanizmasına gelelim. Şimdi Bediye Hoca kitapta diyor ki bu şekilde özetleyebileceğimiz hümanist anlayış, yani insanın kendi eylemlerinin e, sorumlusu olmasa, tanrılar karışmıyor bize, bu anlayış eski Yunan ve Roma'da tarih yazımının da en belirgin özelliğiydi diyor. Tarih yazımı için dört özellik belirleyen Collingwood, Yunan-Roma tarih yazımının bu özelliklerden en azından birini sıkıca kavramış olduğumu söylüyorum. Bu da hümanist olma özelliğidir. Eski Yunan ve Romalılara göre tarih, insanın yaptıklarının, amaçlarının, başarılarının, başarısızlıklarının anlatımıdır. İnsanın bu yapıp etmelerinde tanrısal bir gücün işlevinin sınırlı düzeyde olduğuna inanırlar. Tanrılar, insana ait konuların gelişiminde hiçbir plana sahip değillerdir. Tanrının bir planı yok. Göklerden gelen bir karar yok. Buradaki humanist yaklaşıma göre. Yani, Rönesans'ta Fransız Bacon bağlamındaki o ayrım aklıma geliyor. Orta Çağ'ın Regnum Dei'ne karşılık Regnum hominisi egemen kalmak. Yani Tanrı'nın krallığına karşılık insanın krallığı. Ha, i̇nsanın krallığı olduktan sonra dünyanın ne hale geldiğini görüyoruz diyebilirsiniz. Ama öncesinde de çok iyi bir yer değildi burası. Yani insan ister regnum de ister regnum hominis'e inansın en nihayetinde insandır. İnanan kendisi inancını dilediği gibi şekillendiriyor. İnancının belirleyicisi kendisi çünkü. Bakın şöyle diyor mesela. İnsanın bu yapıp etmelerinde tanrısal bir gücün işlevinin sınırlı düzeyde olduğuna inanırlar. Tanrılar insana ait konuların gelişiminde hiçbir plana sahip değillerdir. Onlar yalnızca insanların başarılarını onaylarlar ya da girişim girişimlerinde başarısız olmalarıyla buyururlar. Böylece tarihte ne olmuşsa insanın isteğinin, iradesinin doğrudan sonucudur başarı ya da başarısızlıkların sorumlusu olarak övgü alacak ya da suçlanacak olan yine insanın kendisidir. Tanrılar yüzünden böyle oldu. Kaderim yüzünden böyle oldu. Halih tanrıçası yüzünden böyle oldu gibi açıklamalara gerek yok perspektif göre Bu tarz açıklamalar taban tabana zaten zıt. Takitus'un hümanist olduğunun ilk belirtisi Bedia Demiriş'e göre onun tarih alanında eser vermiş olmasından kaynaklanır. Birer tarih eser olarak gerek histori da gerekse Annales'te anlatılanlar insanların özgür iradesiyle yaptıklarıdır. Annales'i el alırsak bu eserde anlatılanlar görünürde Roma İmparatorluğu'nun Tiberius'tan Nero döneminin sonuna kadar Roma'da ve eyaletlerde geçen olayların tarih sırasına göre anlatımıdır. Ancak genel olarak düşünürsek aslında anlatılanlar insanın amaçları uğrundaki zorlu savaşımıdır. Ölmek üzere olan bir imparatorun kendi yerine istediği kişiyi getirmek için çabalayışı, tahtı ele geçiren imparatorun gücünü arttırmak, yetkiyi kaybetmemek için verdiği savaşım, oğlunu ne pahasına olursa olsun imparator yapmak için bir annenin çırpınışları, bağlı oldukları imparatorluktan istedikleri bazı hakları elde etmeye çalışan halkların verdiği uğraş ve bu uğurda yapılan savaşlar insanların inandıkları değerler uğrunda verdiği savaşın ve benzeri. İşte bütün bu anlatılanlar insanın kendisinin belirlediği bir amaç ve kendisini bu amaca götürecek yol üzerinde kendi özgür iradesine dayanarak gerçekleştirdiği başarılar ya da başarısızlıklardır. Böylece Takitus insanın savaşımlarını aktarması bakımından hümanist bir yazardır. Tanrılar böyle istedi böyle oldu demiyor. O kişi böyle istediği için böyle bir sonuca neden oldu diyor. Akitos'un hümanist oluşunun diğer bir kanıt olarak ideallerine ulaşmak için verdiği kişisel çabalamasında insana duyulan saygı, sevgi ve dayanışma duygularına yani hümanizmin ahlaki anlamına verdiği önemi gösteren ve Annales'ten çıkarılan birkaç cümleyi yine Annales'te insanın başarılarını öven pazajlarını verebiliriz diyor hocam. Burada birkaç tane örnek var. Bir tanesini aktaralım. Analiz 4.62-63'te Fidena'da, bugünkü İtalya'da, Castel Jubileo'da bir amfiteatrumun çökmesini anlatırken soyluların kazada yaralananlara kendi evlerini açarak yaralıların pansumanlarını yapma olanı ve doktor sağladıklarından söz eder. Kentin o günlerdeki trajik görünümüne karşın soyluların gereksinimini, gereksinimi olan kimselere böyle yardım etmelerinin büyük savaşlardan sonra yaralılara cömertçe özen gösteren atalarının göreneklerine benzediğini anlatır. Az önce dedik ki kötü insanlara örnek teşkil edecek olan olayları anlatarak tarih metnini okuyacak olan kötü kişilerin kötü eylemlerden vazgeçecekleri planlanmıştır yazar tarafından. Aynı şekilde iyilikler anlatılarak da tarih okurları belki de iyilik yapmaya sevk edilecektir. Bu bir amaçtır. Başka bir örnek. Annales 6.19'da çeşitli suçlar nedeniyle jurnal edilen kişilerin kadın, erkek, genç, yaşlı, soylu sınıftan, halk tabakasından demeden öldürülüşünü anlatır. Öldürülen kişilerin yakınlarının üzüntülerini belli etmelerine ve cesetlerin yanına yaklaşmalarına izin verilmemektedir. İnsanların gördüğü bu haksız davranışlardan son derece etkilenmiş olan Takitus, birbiri ardınca sürüp giden katliamların yarattığı korkunun herkesçe kabul edilen genel insanlık bağlarını gevşetmiş olmasından yakınır. Acımasızlık ne kadar yaygınlaşırsa acıma duygusu da o kadar engellenmiş olmaktadır ona göre. Takitus insanların erdemli, yürekli ve sebatlı olmalarına önem verir diyor yazar. Annales 1.33'te Germanicus'un karakterini Tiberius'un küstahça kibirliğinin karşısına koyarak karşılaştırırken genç Germanicus'un erdemlerinden, alçak gönüllülüğünden ve inceliğinden söz eder. Annales 3.20'de ise Afrika'da ayaklanma çıkaran Takfarinas'a karşı koymaya çalışan Roma kuvvetleri komutanı Dekrius'un son nefesine kadar savaşmasını anlatır. Savaşta usta ve çevik bir komutan olan Dekrius, göğsünden, yüzünden yaralı olduğu ve bir gözü de çıkmış olduğu halde ölene dek savaşı sürdürür. Bu olayı anlatması da Takitus'un yüreklilik ve dayanıklılık erdemlerine verdiği önemi gösterir. Sonuç olarak diyebiliriz ki diyor yazar, Takitus insanın doğasına duyduğu saygı ve güvenle bütün karamsarlığına karşın en zor durumlarda bile insandan umudunu kesmemiştir. Takitus için insanla ilgili her şeyde tek dayanak noktası yine insan olmuştur. Yani olaylar yine talihe, kadere, tanrılara değil. insana dayanmaktadır. Buradaki mesaj budur. Yani Takitus'un hümanizması aslında insanın sorumlu olduğu anlayışına bu şekilde e, özetleyebiliriz. Evet yayınımızın sonuna geldik sevgili dostlar. Elbette e, bu kitapta okunacak daha çok şey var. E, mutlaka e, Roma tarihine ve Latin edebiyatına ilgi duyuyorsanız bu kitabı edinmenizi öneririm arkadaşlar. Tekrar baskısı var mı bilmiyorum ama ben Amazon'dan edindim. Orada vardı. Belki nadir kitapta bulabilirsiniz veya diğer sahaflardan edinebilirsiniz. İyi bir çalışma. Bu vesileyle sevgili hocam Bediye Demiriş'i bir kere daha selamlamak istiyorum buradan. Evet. Sevgili dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Özgürsünüz. Ee, ama şunu sadece son olarak söylemek istiyorum. Bu yayınlar sizin için yapılıyor. Dolayısıyla aklınızdan geçen düşünceleri, eleştirileri, yorumları bir şekilde ne geçiyorsa aklınızdan videonun altındaki yorum bölümüne lütfen yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.